Normal yiyenler için 5 kişilik, ekmeğen yiyenler için 10 kişilik. Vallahi bilmiyorum oğlum. Biz ben biliyorum, söyleyeyim. Korkma. Dur! Yine şehirlendi anam anam, nide mavisi. Sarımsak mı, samırsak mı? Samırsak. O da mı? Ve bu çeşmede Anadolu Selçuklu dönemine ait çeşmelerinden birisi. Ama şuradaki şey mi, yarasam bir baksanıza. Sevgili seyirciler, kalesiyle, Alaaddin Camii ile, Gümüşler Manastırı ile, su kemerleriyle, şahane misket elması, patatesi, lahanası, birbirinden özel lezzetleri, sıcacık insanlarıyla harika bir yerdeyiz. Hazır mıyız gezmeye? Niğde'deyiz, Niğde'de. Gidiyoruz gündüz gece. Sevgili seyirciler, Niğde merkezde Tabal Gastronomi Evi'ne geldik. Bizim Niğde'nin şahane lezzetlerini, hatta Niğde tavayı çekeceğiz, sizlere anlatacağız. Ve Niğde'nin yöresel yemekleri neler, onlardan örnekleri göreceğiz. Buyurun beraber gelelim. Tarihi çok güzel bir binada Tabal Gastronomi Evi'ndeyiz. Buyurun. Sevgili seyirciler, güzel Niğde'ye geldiğinizde Niğde'nin şahane lezzetlerini, efsane nimetlerini tadabileceğiniz, görebileceğiniz gastronomi evindeyiz. Hangi gastronomi evi burası? Tabal Gastronomi Evi. Peki yanımda kim var? Sevgili Sema Nur Hanım var. Sema Nur değil mi? Evet, Sema. Peki niye Sema yazdın? Para mı yetmedi? Çok uzun oluyordu. Para mı yetmedi? Niye yazdın? Biraz uzun oluyor diye. Maliyetli oldu. Şef Sema Nur Hanım'la birlikteyiz. Burası çok özel bir yer. Çünkü burası aynı zamanda şefleri yetiştiren, ev hanımlarına istihdam sağlayan çok önemli bir kurum. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Sema Nur Hanım, kaç çalışan var burada? Toplamda 24 kadın çalışan var. Ama ağırlık tabii hep kadın değil mi? Burada çok erkek, evet, çok az görüyoruz yani. Evet. Değil mi? Ağırlık. Aslında çok güzel bir hizmet. Niğde Belediyesi'nin hizmeti bu. Hanımlara yönelik, ev hanımlarına yönelik, daha çok ev hanımlarına böyle bir istihdam açmak için kurulmuş. Ama aynı zamanda tarihi çok güzel bir binadayız. Evet. Değil mi? 1892 yapım bir binadayız şu an. Niğde Belediyesi'nin kurmuş olduğu bir tesisteyiz. 24 tane kadın çalışanımız var. Yani kadın istihdamı sağladığımız, ev hanımlarından özenle seçtiğimiz çalışanlarımız var. Onların daha önce deneyimi olmadı. Çalışma hayatları hiç yok diyebiliriz. Burada ilk deneyimleri oldu ve çoğu şeyi burada öğrendiler aslında. Şahane vallahi. Bir okul gibi aslında onlar için. Benim için de aynı zamanda öyle. Peki sen nasıl geldin buraya? Ben yani sen de aynı şekilde mi bir istihdam şeydin yoksa öğretici miydin burada? Ben öğreticiydim burada. Ben şef olarak geldim. Şef, direkt şef olarak geldim. Evet, evet. O sen direkt tepeden, sen direkt şef. Şefim, Sema şefim. Ama buradan da şefler yetişiyor değil mi yani? Elbette. Yani. Şu an zaten dediğim gibi burası onlar için bir okul diyebilirim. Hı. Benim için de aynı zamanda. Ben onlardan da çok şey öğreniyorum. Onlar da benden çok şey öğreniyor diyebilirim. Şefim, yani mütevazı olma. Şimdi mütevazı olma şefim, hadi. Sert misindir mesela? Şefler biraz sert ya. Yani evet, yerine göre değişiyor. Biraz böyle şey yani, biraz sert mi olmak lazım işte? Disiplinin olduğu yerde tabii ki de biraz sertlik oluyor. Vallahi çok sert. Bak sert. Şimdi bizim Niğde'mize ait şahane bir nimeti yapacağız bugün. Onu yapacak sevgili Şef Sema Nur. Ne yapacaksınız? Niğde tava. Niğde bağları, Niğde bağları oy oy. Niğde tava. Niğde tava, Niğde'ye has, şahane, lezzet, efsane, nimet, bismillah başlıyoruz. Bize neler lazım Niğde tava yapmak için? Kuyruk yağı, evet, kemiksiz kuzu eti, kuzu kuşbaşı, tamam, sarımsak. Sarımsak mı, samırsak mı? Samırsak. O da mı? Samırsak. Samırsak da olur, sarımsak da, evet, olur. Niğde de samırsak. Doğranmış yine sarımsak. Tamam. Sazala domatesi, bizde burada Sazlıca köyümüz var. Sazala mı? Eski adı Sazala, şimdi Sazlıca. Hmm. Ama Sazala domatesi diye çok öyle geçer. Geçiyor. Evet. Sazlıca domatesi, tamam, evet. Ve bor biberi. Bor biberi. Bor biberi, evet. Vay, bor biberi. Bilmiyordum ben, bor biberi meşhur mudur? Evet. Aa, şahane, tamam. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz bismillah? İlk önce kuyruk yağı, evet, alıyoruz. En altı. En altı. Döşüyoruz. Kuyruk yağı da güzel oluyor değil mi hocam ya? Kuyruk yağı, evet, bence en lezzetli yeri burası. Şimdi bizim burada ağırlık hep Niğde lezzetleri değil mi? Yörenin yemekleri aslında. Şimdi menümüz %60 Niğde mutfağı, hı, %30 Osmanlı mutfağı ve %10 da Türk mutfağıdır. Şahane. Yani evet, ağzım tamamen bizim kültürümüze ait. Evet. Atadan,
ceddimizden gelme lezzetler. Kesinlikle öyle. Osmanlı mutfağından, Türk mutfağından ve Nine mutfağı ağırlıklı bir menümüz var. Harika. Tatlısından çorbasına kadar. Tatlısından çorbasına evet. kadar. Vay. Tatlılar neler? Onları ben merak ediyorum aslında. Bir taraftan da hani bunun üstüne hangi tatlı gider? Ne gider? Şefim Sema, ben şeften torpilliyim. Hadi başkaları düşünsün. Ben şefle. Ben yer içerim otururum burada sohbet ederiz. Değil mi şefim? Elbette. Aldık tamam. Tatlıyı da bağladık. Şimdi en alta kuyruk yağı geliyor. Evet. Sonra? Sonra kuzu eti. Tamam. Şimdi bu kaç kişilik olacak? Bu 8-10 kişi diyebilirim ben bunun için. Rahat rahat doyar. Evet çok Yeter rahat doyarlar. Ekmeğinden yesin. Aynen öyle. Zaten sulu bir yemek oluyor. Çünkü kendi yağında, kendi suyunda piştiği için kuyruk yağında et de kendi suyunu salacak. Aynen. Sebzeler. Yani bu normalde normal yiyenler için 5 kişilik, ekmeğinden yiyenler için 10 kişilik. Doğru. Ne olacak? Niye doymuşsun? Evet. Eti de döşüyoruz. Vallahi et de zaten görmüş olduğunuz gibi yağlı bir et. Evet onu diyecektim. Altta kuyruk yağı, et yağlı nasıl olacak? Çünkü buna başka bir yağ girmiyor. Kendi yağında pişiyor. Ha herhangi bir sıvı yağ, zeytinyağı, Yok. Tereyağı hiçbir şey koymuyoruz değil mi? Tereyağı da girmiyor. Sıvı yağ da tuz dışında herhangi bir baharat da girmiyor. Aa baharat yok mu içinde? Yok. Etimiz zaten yerli besli olduğu için çok lezzetlidir. Değil mi? Evet. Yani bence hiçbir baharata gerek yok zaten. En altta yeterli. Kuyruk yağı, üstte yağlı kuzu eti. Aynen. Bir üstüne sarımsak, doğranmış sarımsak. Allah Allah. Bu sarımsaklı olur. Ha. Evet. Bu nasıl? Normal sarımsak mı yoksa? Normal sarımsak. Bir herhangi bir üzerinde başka bir sos herhangi bir şey yok değil hiçbir mi? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Normal sarımsak. Doğruyoruz sadece. Bu pişmemiş değil mi ama yani? Yok pişmemiş. Hiçbir şey yok ha. Hiçbir şey yok. Her şey çiğden giriyor. Sarımsağı da koyduk. Üzerine Nide neyi? Bor biberi. Nide bor biberi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah Allah. Sonra ne var? Sazala domatesi mi? Evet. Sazala domatesi. Bu da bizim buranın, yörenin domatesi. Burada yabancı hiçbir şey yok. Dışarıdan hiçbir şey yok ha? Hiçbir şey yok. Tamamen yerli. Hani Meksika biberi falan neden yok, bunlar yok? Yok yok. Hani niye? Şöyle evet. Sazala domatesi. Sazala domatesi. Bu da yine doğranmış. Seva Nur Hanım. Efendim? Yoldu be vallahi. Bir şey yakışıyor valla. Sen şefim. Kimse boş boşuna bir şey olmuyor şefim. Şefim elinize sağlık. Teşekkür ederim. Böyle bile yerim ben bu Çok güzel görünmüyor mu? Çok acayip güzel görünüyor. Bunun özelliği de nasıl bir fırında pişmesi? Taş fırında. Taş fırında. Bizim buralarda genelde tava yani işte tavaya da işte testi kebabı diyorlar ama öyle kebap olarak daha böyle pişmiş olacak et böyle ızgarada değil de yine böyle fırında değil mi? Evet. Tava deyince evet yani fırında pişer böyle o kömür kokusu çok yoktur yani. Ha, daha yok, çok evet. Odun. Bir parça daha üstüne kuyruk yağı gezdireceğiz. Bak. Bu hareket, bak şu hareket var ya, şimdi tamamen işte acayip işler değişti. Alt kuyruk yağ, ortası döşendi, et, biber, sarımsak, domates, en üstte gene kuyruk yağ. Evet, eti saklıyoruz aslında bir nevi. Evet, eti sakladık. Buldunuz biz onu. İstediğiniz kadar saklayın, o et bulunacak. Sema Nur Hanım. Bulacağız. İnşallah. O tabanın dibinde, yani tepsinin dibinde, sebzelerin arasında ve kuyruk yağın arasında usul usul pişecek. Taş Aynen. fırında. Aha. Peki taş fırında ne kadar pişecek? Kaç derecede? Bir saat böyle pişireceğiz. Hiç karıştırmadan. Ha. Evet. Tamam. Bir karıştırıp şöyle bir alt üst yapıp. Sonra. Yok. Bir yarım saat 40 dakika üstü kızarana kadar. Toplam. Kuytu köşede. Yani zıvırı zıvırı. 2 saat diyebiliriz. Al işte. 1,5 saat diyorduk öyle hesapladık. Ha iyice pişsin diyorsun. İyice pişsin. Tamam. Kızarsın güzel. Tamam. Yağlar erisin. Tamam. Şöyle yeter. Şimdi aslında dışarıdan yerli yabancı turistler geldiğinde Nide'ye ait mutfakları yani lezzetleri burada yiyebiliyorlar değil mi? Onun evet. Hazır burada hep her türlü var. Her gelen 2 saat beklemeyecek. Ellam. Yok. Beklemiyorlar. Beklemiyor tamam. Onu da bilelim. Şimdi tuz mu? Tuz. En son tuz. Ne derseniz o şefim. Nide tava. Nide elimizin zaten tescilli yemeklerinden biridir. Borsa örme gibi. Coğrafi işaretli mi? Coğrafi işaretli evet. Yıldızlı bir yemeğimiz. Nide tava, Nide elimizin tescillenmiş yani yıldızlı yani coğrafi işaretli bir yemeğimizdir. Şahane. Tıpkı borsa örme gibi. Aynen İki yemeğimiz örme. Var. Evet. O da çok güzel vallahi. Şimdi şefim ne yapıyoruz? Fırına gidiyoruz. Ama hangi fırına? Taş fırına. Taş fırına gidiyoruz. Görüşürüz. Mustafa.
Mustafa Eryaman'la birlikteyiz. Şu an Niğde Kalesi'nin başlangıcında mıyız hocam? İç kalenin içerisindeyiz. Dış surların da içinde. Hı-hı. Tepedeyiz. Tepedeyiz. Burası Alaaddin Tepesi olarak da, hı-hı, isimlendiriliyor. Anadolu'da az da olsa bu tarzdan Alaaddin Keykubat adına izafe edilen kaleler var. Hı-hı. Konya Alaaddin Kalesi. Hı-hı. İşte Antalya, Alanya'daki Alayiye. Hı-hı. Bunlar Alaaddin Keykubat adına izafe edilen, onun adına yapılmış olan, değil yapılan mi? Eserlerle vücuda gelmiş kaleler. Selçuklu zamanından kalma, evet, eserler var burada, doğru mu? Doğrudur. Ve çoğunu yaptıran Alaaddin Keykubat ya da onun adına yaptırılmış eserler, doğru mu? Aynen hocam? Öyle. Bu cami de mi öyle? Bu cami de öyle. Birinci Alaaddin Keykubat adına yaptırılıyor. O dönemde başkent Konya. Konya'ya da yakın, aha, Niğde. Evet. Dolayısıyla İç Anadolu bölgesinde Anadolu Selçuklu dönemine en etkili, aha, kentler Konya, Kayseri ve Niğde. Evet. Dolayısıyla Alaaddin Keykubat sık sık Kayseri'ye de gidiyor. Hı. Giderken de Niğde'den geçiyor ve bu tepeye de geliyor. Burası Türkleşince, hı, Selçuklar tarafından bir merkezi şehir oluşunca, hı, öncelikle sur sistemi, devamında ise bu Keykubat adına yaptırılan Alaaddin Camii inşa ediliyor. 1223 yılında kuvvetle ihtimal açılışına Alaaddin Keykubat'ta gelmiş olmalı. Hı. Cami doğu yönde, anıtsal taş kapısı, hı hı, genelde mihraba diktir. Mihraba dik ne demek hocam? Yani mihrabı görecek şekilde giriş kapıları. Ha, burası değil mi? Mesela bu kapıdan girdiğimiz ama zaman. Ama bu kapı doğuda ele alınmış. Ha. Doğu yönde ele alınmış. Bunun da iki yorumlaması var. Türklerin Orta Asya üzeri doğudan gelişlerine bir gönderme, evet, ya da medeniyetin doğudan gelmesi, şekillendiği, kültürün, hı hı, medeniyetin doğudan geldiğine yönelik bir belki de mesaj. Anıtsal taş kapısına baktığımızda harikulade bir taş işçiliğini görüyoruz. Geometrik, bitkisel ve hayvansal motiflerin kapıda yer aldığını görüyoruz. Özür dilerim hocam. Bu kapı, o taç, o giriş kapısı, her şey orijinal mi burada? Bugün? Orijinal. Değil mi? Evet. Baktığımızda güneş de bugün şansa kendini gösterdi. Hı hı. Altın sarısı bir renk hissediliyor, evet, taşlarda. Bu taş nereye taşı? Niğde taşı diye öyle geçiyor. Mi? Evet. Bu tarz anıtsal yapılarda sarımtırak, ince trakit taşı bu. Hı hı. İnce kesimle yapılıyor. Trakit taşı mı? Trakit taşı. Yani yöresel volkanik, hı hı, bazlı bir taş. Hı hı. Ve bu tür mimarilerde bolca kullanılmış. Niğde'ye özgü bir taş. Şimdi giriş orijinal diyoruz. Ama mesela bu girişin bir özelliği olduğu söyleniyor hocam. Mesela o girişte onun, evet, bir hikayesi var mı? Onun? Evet. Anıtsal taş kapı. Aslında bunu saatlerce bu anlatabiliriz. Hı hı. Tabii hocam, bir en büyük özel... İki saat falan anlatalım bunu. Olur. Yok şaka. Şaka. Anıtsal taş kapının hemen Kavsara kısmında beyaz mermer, bakın kitabeli var girişte. Kitabe yani, de orijinal değil mi? Kitabe de orijinal. 1223-2024. Yani kaç yıl oluyor hocam? Net ve 800 hala, maşallah, diyebiliriz. Ayakta. Yani ayakta. Aslında Niğde'ye her gelenin bunu görmesi gerek. Mutlak. Yani 800 yıllık bir cami var burada. Evet. Kitabesi de yukarıda. Ama o girişin bir hikayesi var. Girişin hikayesi Kavsara kısmında. Tabi burada dönemin Niğde valisi olan Seyfettin Beşare. O da bir Alaaddin Keykubat'ın, o dönemin Selçuklu Devleti'nin Niğde valisi. Valisi, evet. Tabi o denetliyor. Aha. Ve Beşare'nin de güzel bir kızı var. Kızıyla birlikte ara sıra geliyor. Burada denetlemeler yaparken... Hı-hı. İçerideki kitabede mimar isimleri var. Aha. Sıddık ve Gazi adında iki abi kardeş baş mimar. Hı hı. Tabii Gazi Sıddık'ın kardeşi, küçük. Burada çalışırken Beşare'nin kızını kardeşi görüyor ve bu ona bir kızını, platonik aşk besliyor. Ama bunu ifade edemiyor. Sadece abisine söylüyor. Abisi de bu platonik ve ölümsüz aşkı diyor. Biz anca, yani o kızla senin evlenmen olmaz. Zor. Bunu ölümsüzleştirelim. Allah Allah. Şeklinde bir düşüncenin yani tezahürü. Diyor ki yani kardeşim biz sana bu kızı alamayız. Ama gel şöyle bir şey yapalım diyor. Bunun diyor resmini diyor ölümsüzleştirip onun resmini buraya yansıtacağız. Nakşediyorlar. Şu an tabii öğleden sonra olduğu için güneş artık batıya doğru kaydı. Özellikle yaz aylarında,
kışın da bunu net görebiliriz. Sabah güneş İtulmaz Dağı'ndan... Ne dağı? İtulmaz Dağı bu kısım. Nerede o ya Allah'ın hemen şu karşı dağ. Şura? Evet. İtulmaz Dağı. Evet. Bu da mitolojik bir ismi var. İtulmaz Dağı benim de kafamda hep soru işareti. Çok güzel ama niye? Soğuktan niye? Mı? Ben tepeye kadar çıktım ve orada bağırdım. Yani fiziksel bir şey yok. Yankı falan hiçbir şey yok. Bağırsın. Bağırmana mani olacak bir şey yok. Yani bir köpek de orada resmen ürebilir. Ama tamam. Bu ne olabilir? Tabii orada bir de keşhane var. Tamam. Keşhanede de hem Hristiyanlık dönemi hem İslami dönemde keşiş ve münzeviler orada ibadete bürünmüşler. Tabii yakında bir de Tiana antik kenti var. Tiana. Bizim bu bölgede de yine Selçuklu dönemine ait Elveledüş Şefik isminde bir kitap. Elveledüş Şefik. Kadı yani. Ahmet. Bunun kitabında da burada bir Ashab-ı Keyf rivayeti söz konusu. Orada bir mağara, altta bir antik kent. Dedim acaba bununla ilişikli bir isim mi? Çünkü Ashab-ı Keyf'de Kıtmir isminde bir köpek var. Bir köpek var, evet. Çobanın yanında. Hatta cennetle müjdeleniyor. Müjdeleniyor, evet. Bu yedi uyurlar onunla birlikte yedi oluyor. Uyurları gördükten sonra köpek onlara bağlılığını ifade ediyor ve o saatten sonra ses çıkarmıyor. Çünkü gizlilik esas olduğu için köpek ulumuyor. Köpek ulumuyor. Havlamıyor. Dolayısıyla İtulmaz. Oradan geliyor ismi. Yani onunla da bağdaştırılabilir orta çağda. Bu mukannas kavsarı 7 sıra şimdi halinde. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunun mesela hangi saatte izleyicilerimiz gelirlerse orada bir kadın, bir güzel bir hanım süleyeti. Hı-hı. Valinin kızının sületini burada görebiliyorlar mı mesela? Burada sület mi çıkıyor? Görüyor. Hangi sabah saat güneş doğudan doğduktan aşağı yukarı 10 ile 10.30 arasında sabah. Net görülüyor. Evet. Vay. Işık gölge konsantrıyla ne? Yine günün farklı vakitlerinde gelinirse de telefonla bakıldığında gözü de hafif kısarak yine bu silüeti görmemiz mümkün. Şimdi var ya mesela gözü kısarak bakın diyorlar böyle sosyal medyada falan var. Böyle bakıyorsun araba var, ev var, dağ var. Bir bakıyorsun insan şey çıkıyor. Evet. Aslında onu bizimkiler 800 yıl önce, 1000 yıl önce yapmışlar. Yani aslında şu anda bilgisayarla, o teknolojiyle yapılan o böyle gözlerinizi kısarak bakın ne görüyorsunuz dendiği o sosyal medyada gördüklerimizi ecdat 1000 sene önce yapmış bunu. Böyle bakıyorsun, geliyorsun gündüz, bakıyorsun onu görüyorsun. Ya da fotoğraf çekerken onu görüyorsun. Evet. Çok enteresan. Anadolu'da buna yönelik başka yerlerde göreceğimiz örnekler var. Var değil mi? Var. Mesela ben mesela bunu böyle aldım abi. Hı-hı. Şöyle açtım kamerayı. Şöyle bakıyorum. Ana valla gördüm ha. Valla gördüm. Evet. Vay be. Yani net çizgilerle görülüyor. Baksana keskin abi. Keskin çizgilerle. Sanki bu telefona da uyarlanmış. Ya Allah böyle bir gizemi de var. Bu. Şimdi bak bu 1000 yıl önce yapılmış. Çok çok net yani. Ben fotoğrafını da çektim şu anda burada. Geldiğinizde böyle çok güzel yüzlü, böyle güzel gözlü bir Melike. Hanım görüyorsunuz. Böyle bir yüz görüyorsunuz. Bunu aşkından işlemiş. Diyor ki ben bu halin kızını alamam ama diyor. Buraya işlerim diyor. 1000 yıl sonra da gelip bakarlar diyor. Evet. Teknoloji buymuş. Kitabede ne yazıyor abi? Kitabede Sultan Alaaddin Keykubat'a atıflar var. Ha? Ve tarihçe 1223 yılında. Yapıldığına yönelik ve hükümdarı övücü nitelikte güzel sözler, sözler var. Sıfatlar söz konusu. Şahane. Bu arada sevgili seyirciler inşallah siz geldiğinizde burası bitmiş olacak. Çünkü burası acayip bir dönüşüm içerisinde. Geldiğinizde inşallah siz de hazır bir şekilde görmüş olabilirsiniz. Mesela selfie yapsak alır mı acaba o ablayı? Alır. Abla dedim yani. O yüz. Bakayım bir dakika. Sen ben. Vallahi çıkıyor. Bir de böyle bir melikeyle selfie yapmak. Evet. Bir şey öz çekimde de çıkıyor. Bak şimdi bak şöyle. Çıkar. Aa! Hayır sen çıktı bir de yalnız çekileyim ablayla. Tabii. Gel gel çek. Mustafa hocam şimdi aşağı doğru iniyoruz. Hı-hı. Burada ne var? Burada bir çeşme var galiba. Burada çeşme var. Kitabe orijinal mi? Kitabe orijinal ve bu çeşmede Anadolu'da nadir görünen Anadolu Selçuklu dönemine ait çeşmelerinden birisi. Hı-hı. Yani camiyle eş zamanlı olarak yaptırılıyor. Ve Anadolu Selçuklu dönemi günümüze ulaşan nadir çeşmelerinden birisi. Çok İsmi güzel. İse Hatıroğlu Çeşmesi. Ne? Hatıroğlu Çeşmesi. Hatıroğlu Çeşmesi. Peki kitabında ne yazıyor belli kitabı mi hocam? Kitabında yine ünvanlar var. Çeşmeye dair bilgiler var. Ve en altta yazı şeklinde tarih var. Tarih var. Tarihini atmışlar. Evet. Aynı camide olduğu yani gibi. Yani 1223. Ondan biraz sonra. Biraz sonra. Cami yapıldıktan
cemaatin su ihtiyacını, abdest almasını karşılama amacıyla dönem, yani aynı dönemde aynı yapılıyor. Aynı dönemde yapılmış. Çok güzel. Bu da tamamen orijinal. Orijinal. Değil mi hocam? Çok güzel. Hatıroğlu Çeşmesi. Arkeologsunuz ya mesela. Çok özel bir iş yapıyorsunuz bu arada. Zor da bir iş aynı zamanda, evet. Ama çok güzel hikayeleri olan bir iş değil mi hocam? Mesela evet, yaşanmışlığı, o dokusu, kokusu, hikayesi mesela. Şunu mesela 1200 yılda yapmış adam. 1223 evet, yılda yapmış. 800 küsur yıl önce, 1000 yıl önce. Bunların hikayesi bizi çok mutlu ediyor ve bozulmaması da çok güzel. Evet. Alaaddin Camii de mi aynı şekilde? Yani burada da yine bozulmayan birçok nadir eserlerden biri değil mi? Ve Anadolu Selçuklu dönemindeki eserlerde en öne çıkan eserlerden biri. Bir başyapıt diyebiliriz. Başyapıt. Tabii. Ha, ne güzel söyledin. Alaaddin zaten dinin yücesi, dinin ulusu anlamına geliyor. Hı hı. Bu tepeyi de böyle bir dinle ilişikli, aha, bir isim vermeleri de çok anlamlı. Yani burada Türk-İslam mührünün aslında buraya vurulduğunun bir işareti diye de yorumlayabiliriz. Aynen, çok güzel. Hocam camiye girelim mi? Girelim. Hadi buyurun, buyurun. Camiye girelim. Sevgili seyirciler, Niğde Tabal Gastronomi Evi'nin birbirinden özel şahane lezzetleri, nimetleri ve birbirinden kıymetli hanımefendileriyle hazırız. Güzel Niğde'mizin şahane lezzetlerini anlatmaya, tanıtmaya. Hocam çok teşekkür ederim. Sevgili Sema Nur Hocam sağ olsun, şefimiz bize çok güzel lezzetleri anlatacak. Abla isminiz neydi? Gülcan. Gülcan abla, isminiz? Ayşe. Ayşe. Gülay. Gülay, çok memnun oldum sizlerle güzel tanıştığınız. Sizler ne kadar oldu başlayalım? Açıldığı günden beri 9 açıldı. Ben yoktum o gün. Hangi günü? Bana haber verilmedi. Neden? Bilseydik verirdik. Kaç yıl oluyor? 9 ay oldu. Burada mı başladın sen? Evet. Bu? Evet. Öğrenmeye burada başladın. Evet. Değil mi? Şahane. Peki ne hissediyorsun abla? Çok güzel. Mutlu musun burada? Tabii ki. Severek yapıyoruz hepsini. Peki burada gidiyorsun, evde de yapıyorsun tabii. Tabii ki. Tabii şimdi ki yeni lezzetleri çocuğunuza, işinize de yapıyorsunuz sadece. Tabii ki. Yani biz bir de buralı olduğumuz için zaten anneannelerimizden, babaannelerimizden öğrendiğimiz yemekler olduğu için evet, tekrar yeni nesillere aktarmak için, sevdirmek için yapıyoruz. Şahane. İlk lezzetlerini ilk kim deniyor? Sen mesela ilk kime tattırıyorsun sen bunu? Şefimiz tatıyor. Şefiniz tatıyor. Şef okey verirse mi evde yapıyorsunuz da burada yapıyorsunuz? Şef okey verirse diğer arkadaşlar da şef söyler. Sert mi, sert mi? Yok. Biraz çatı taştı, biraz son gibi. O olmayınca sorun. Ha, resmin imamesi gibidir şef, böyle her şeyi her şey aslında idare ediyor mutfağı, evet, değil mi böyle? Evet. Şimdi çok özel lezzetimiz bunu zaten Sema Nur şefimle ben yaptık. Aslında daha çok ben. Ene. Tövbe estağfurullah. Ben şefim yaptı da ben izledim. Bizim Niğde'nin olmazsa olmaz şahane lezzeti, nimeti nedir? Niğde tava. Niğde, Niğde tava. İnşallah geldiğinizde mutlaka ama mutlaka tadın çünkü çok özel, inanılmaz güzel bir lezzet, şahane nimet. Güzel Niğde'de buyurun şahane size Niğde tava. Afiyet olsun, bereketli olsun. Gastronomi evindeyiz. Buyurun gelin beraber olsun. Evet. Olsun mu? Olsun. Olsun, olsun mu? Olsun. Ha, bravo size, harikasınız. Bu tamam zaten beraber. Ben niye beraber yaptık diye böyle bir havaya girdim ya. Sevamlı şefim yaptı. Şimdi bitiyor mu, bitmiyor? Çünkü çok özel lezzetleri var bizim Niğde'nin. Onlardan bir tanesi de eşkili kabak. Bak, eşkili mi, ekşili mi? Eşkili. Eşkili ha. Eşkili. Sarımsakla samırsak gibi bir şey. Evet, ona benziyor. Eşkili. Eşkili kabak nasıl yapılıyor şefim? Sakız kabağı küp küp doğranıyor. Tamam. İçerisine bitirgen dediğimiz ekşi bir bitirgen. Bitirgen. Tamam. Evet. Zerdali var bizde, onun ekşisidir. Aa. Evet. Bitirgen mi? Ekşi bir kuru kayısıdır. Evet. İsmine biz bitirgen deriz. Oo. Neydi, bitirgen mi? Evet, bitirgen. Tamam. Ekşi bir kuru kayısıdır. İçerisine sarı üzüm koyarız. Ekşi bir sebze yemeğidir. Kabak çok özel, çok güzel. Bu. Bu ne? Ayva boranası. Ayva boranası. Evet. Wow. İçerisinde kuzu eti var. Kuzu kuşbaşı, tamam, yine. Niğde tavaya göre daha az yağlıdır eti. Yine ayva, Niğde'nin ayvası. Ve şu an Pınarcık köyüyle bilinen, eski adıyla gelmeyen, adıyla bilinen gelmeyen nohudu var içerisinde. Yine sebzeli etli bir anneanne, babaannelerden aldığımız bir yöresel Niğde yemeği. Çok güzel. Bizim mesela Niğde yemeklerinde illa bir et olacak içinde değil mi mesela? Evet. Sebze de olsa, bir şey, illa eti olacak. Çünkü kışı sert geçen bir il. 3 ay yaz geçiyorsa
Geri kalan kış neredeyse. O yüzden güç lazım. Pekmez güç çok lazım. Tüketilir burada. Değil et mi? Çok tüketilir. Koyun eti, kuzu eti. Aynen o öyle. O yüzden. Şimdi ve Allah bu Erol Taş'ın yediği değil mi? Bu Erol Taş'ın filmindeki yediği değil mi? Şöyle alıyor. Bu çok güzel değil mi ya? Bu ne? Bu tufahiye. Bir olsun. Ne? Tufahiye. Tufahiyedir o. Olur mu? Tufahiye ne? Tufahiye nedir? Tufahiye bir Osmanlı mutfağı yemeği. Altında keşkek var. Tahta Allah tokmaklarla Allah. Dövdüğümüz bir keşkek. Tahta tokmaklarla. Evet. Wow. Kısık ateşlerde güzel. Pişiririz. Ya tahta tokmak özellikle onun lezzetini veren araçlardan bir tanesi. Kesinlikle. Bir saat boyunca döveriz biz onu. Ve üzerinde de kuzu incik var. Kuzu inciği biz bir gece marine ederiz. Tarçın, karabiber ve zeytinyağı ile birlikte. Ertesi gün ekşi elma suyunda pişiririz. Ne diyorsun ya? Evet. Ya bizim Niğdeliler var ya bak acayip damakların lezzetleri acayip böyle düşkünler damakların çok iyi yani. Evet. Şimdi biz bunu bir gece bekletiyorsunuz. Evet. Bunu. Evet. Sonra elmayla. Evet. Marine mi ediyorsunuz? Elmayla pişiriyoruz. Ha pişiriyor, elmayla pişiriyorsunuz. Elmayla pişiriyoruz. Evet. Tencere yemeğidir. Peki bunu bekletirken neyi de bekletiyorsun? Zeytinyağı, tarçın, karabiber. Tarçın da var. Tarçın da var. Allah'ım ya. Üzerinde de sumak tüyül bulunuyor. Ha bunu diyecektim. Bunun üstü bir şey unutulmuş gibi. Sumak tüyül. Nedir o tüyül? Tüyül bir karışımdan elde ettiğimiz bir dekor ve o ekşidir. Tüyüldür. Yani bu bir şey mi? Dekor. Dekor. Dekor, ekşi bir dekor. Dekoru yiyebiliyoruz mu? Elbette yiyebilirsiniz. Tamam. Şahane lezzetlerimizden bir tanesi de tuf. Neydi o? Tufahiye. Tufahiye, tufahiye. İsmi ne zormuş öyle. Evet, tufahiye. Buyurun afiyet olsun, bereketli olsun, güzel Niğde'deyiz. Çıkın gelin beraber olsun. Olsun mu? Olsun. Olsun. Şimdi çok özel çorbalarımız da var değil mi mesela? O ne çorbası? O oğma çorbası. Oğma. Oğma çorbası. Vay, bizim yöreye ait değil mi? Evet, Niğde çorbası. Tamam, yanındaki? Tarhana çorbası. O bizim Türkiye'nin olmazsa olmazı zaten. Bu? Biber ditmesi. Ditme mi? Evet. Biberi titiyorsun içine böyle. Evet. Et diter gibi. Evet. Olma. Ne? Bor biberi mi? Bor biberi. Ha, bir de bu çorba. Aa, bu ne çorbası? Niğde patatesinden yaptığımız bir terbiyeli patates çorbası. Vay, patates çorbası. Evet. Allah Allah. Vay be. Vallahi şahanesiz. Bunların hepsini... Gelen hanımlar da öğreniyor tabii bu arada. Evet. Bilmeyenler öğreniyor. Bunlar bizim burada sürekli menümüzde var yani değil var. Mi? Var. Niğde'ye gelen herkes evet. Bunları yiyebilir. Masadaki her şey menümüzde mevcut şu an. Vallahi şahane. Patates çorbası, patatesi rendeliyoruz. Yok, içerisinde küp küp doğranmış şekilde. Allah Allah. Evet. Nasıl böyle? İçinde patates var mı şu anda? Evet, kaşıkla yaptığımız zaman patates çıkacak. Ha, üstten görünmüyor çünkü. Gözükmüyor, dibe çökmüş. Çok güzel. Bakalım, var mı yok mu? Bakalım. Bizi mi kandırıyor mu Zeyla Hanım? Bakalım. Oo. Var, vallahi var. Şöyle küp küp patatesler var içerisinde. Vallahi şahane. Çok güzel patates çorbanızı da gördük. Oğma mıydı? Oğma çorbası. Oğma çorbası. Ve çok özel tatlılarımız var. Onlardan bir tanesi de bu. Adı? Göllüdağ. Ne Lida? Göllüdağ. Göllüdağ. Evet. Bizim buraya ait mi? Bu Osmanlı tabal gastronomi evine ait bir tatlı. Yani imza tabağımız. Vay, kendi besteniz. Evet. Vay, vay. Göllüdağ. Göllüdağ nerede? Göllüdağ Niğde'nin Kömürcü köyünde bulunuyor. Kömürcü köyünde bulunan sönmüş bir yanardağdır. Hı hı. Aynı zamanda Tabal Gastronomi Evi'nin adını aldığı Tabal Krallığı'nın başlangıç noktasıdır. Göllüdağ'ın zirvesi. Tatlımız elma tatlısı. Hı. Elmamız Göllüdağ yani yanardağı temsil ediyor. Elmadan akan karamel, yanardağdan akan lavı. Wow. Elmanın altındaki bisküvi kırıntıları toprağı. Elmanın yanındaki karamel gölü ve elmanın yanındaki kaymak da dağın eteklerindeki karı temsil ediyor. Allah Allah. Gel de ye şimdi bunu. Tam yerken anam yanardağ yedim falan. Şahane. Elinize sağlık. Bu da bizim Tabal Gastronomi Evi'nin kendi bestesi. Şahane Göllüdağ. Evet. Tatlısı. Göllüdağ. Afiyet olsun. Bereketli olsun. Vallahi çok güzel. Çok çok başarılısınız. Tebrik ediyoruz. Allah daim eylesin. Niğde'ye geldiğinizde sevgili seyirciler bu birbirinden güzel, şahane nimetleri yerinde görebilir, yerinde tadabilirsiniz. Ne yiyeceğim diye düşünürseniz bizim programımızı da izleyebilir. YouTube'dan da tekrardan da bakabilirsiniz mesela. Ne yenir, ne içilir, neler gezilir. Afiyet olsun, bereketli olsun. Güzel Niğde'deyiz. Buyurun gelin beraber olsun. Olsun mu? Olsun. 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 Sevgili seyirciler, Niğde'nin Aktaş kasabasındayız. Recai abimin yanına geldim. Peki niye geldim? Arkamda koskoca bir mağara görüyorsunuz. Peki bu mağarada Recai abim ne yapıyor? Çok özel bir şey yapıyor. Burada peynir olgunlaştırıyor. Bu kocaman mağaranın içinde efsane şeyler oluyor. Gelin beraber görelim. Buyurun.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Recai abi nasılsın? Sağ olun. Ya, nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Evet. Çok özel bir şey yapıyorsunuz. Burada çok özel peynirler var. Yani dünyanın hani böyle ünlü ülkeleri vardır ama hani onların aslında yaptıklarının belki... Şimdi çoğu şefimiz otellerde, biz şu anda otel ve restoran gruplarına Müşten Yıldız almış restoranlara ürün veriyoruz. Oradaki şeflerimiz şunu söylüyor, yani Avrupa'dan daha iyi peynir yapıyorsunuz. Ha, tam onu diyecektim. İtalyan şefler bile buraya geldi. Bu peynirleri aldı, götürdü İtalya'ya, 10 üzerinden 10 aldık biz. Maşallah. Yani maşallah. Böyle bize not verdiler. Ben verirdim, sen niye gittin İtalya'ya? Tabii buradan niye yoruldun? Ben sana, geldi, ben sana 10 üzerinden 20 verirdim. Çok güzel. Şimdi tam olarak sevgili seyirciler, bizim peynirler burada ferment ediliyor değil mi abi? Tabii, ferment oluyor burada. Burada özel bir küf var. Bu küf önce beyaz olarak küf kaplıyor. Aha. Şöyle şuradaki gibi. Aha. Sonra buradaki böyle kırmızıya dönüyor küf. Kırmızıya döndüğü zaman şurada da görüyorsunuz, bu peynirler olgunlaşmış demektir. Bu da aşağı yukarı 3 ila 5 ay arası bir zaman alıyor yani. Burası bir mağara. Evet. Biz bir mağaranın içerisindeyiz. Evet. Yerin 14 metre altındayız. 14 metre altındayız. Evet. Buranın ısısı sabit midir? Yaz kış aşağı yukarı 8 ila 12 derece arasıdır. Hı-hı. Bu yerin 3 metre altı dünyanın neresine giderseniz gidin aynıdır. Sıcaklık mı? Sıcaklık aynıdır evet. 3 metre altı kaçtır? 8 ila 12 derece arasıdır. Peki 13 metre altı, 13 metre altı. Yine aynıdır. Yine aynı. Her 33 metrede bir de 1 derece sıcaklık artar mağmaya doğru gittikçe. Bu peynirlerin bu hale gelmesi için kaç derecede kalması lazım? Bunu ev ortamında olmaz, bu mağarada olması tabii gerekiyor. 8 ila 12 derece çok ideal bir sıcaklık. Bu ortamı biz işte aşağı yukarı 4 yıldır Sayın Valimiz, o dönemki Valimiz Yılmaz Şimşek Bey bizi destekledi. Bize bir mağara tahsis etti. Ben bu projeyi ona açtığımda sağ olsun işte mağaraya koyduk, Ar-Ge'ye başladık. Bir tane peynir yapalım diye bir tane çıktık. Yani bir çeşit peynir. Şu anda 7-8 oldu. Bu 8. en son Ar-Ge'miz bu peynir. Vay 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 vay. Burada böyle küfleniyor. Bir şey söyleyeceğim. Için. Bak vallahi bak şunu evde mesela ben görsem dolapta derim ki hanıma sakın bu peyniri yemiyorsun. Bak sakın Allah muhafaza zehirleniriz. Bu penisilin. Doğal antibiyotik. Evet, doğal antibiyotik. Değil mi yenge? Evet. Şifa inşallah. Şifa. Evet. Mesela ben bunu vallahi yanlış anlama yemem normalde. Evet. Ama bilerek, bildiğin zaman da bunun içinde peynir yok. Şimdi bizim atalarımız, bizden ya. Önceki insanlar bunu bizden daha iyi biliyormuş. Aha. Yavuz Sultan Selim sefere çıkacağı zaman bütün askerlerine bir ay öncesinde mutfağa talimat verirlermiş. Küflü peynir yedirirlermiş. Allah. Yanlarında da küflü peynirleri götürüp askerlere küflü peynir yedirirlermiş. Bir yerinde yara olduğunda, bir şey olduğunda çok çabuk iyileşiyor. Allah. Çünkü doğal penisilin bu. Vay be. Yani şu koku... Şifa. Bu kokuyu siz hepiniz biliyorsunuz zaten. Bu kokuyu yani değil mi? Bu hani küfün o kokusu vardır. Evet, evet. Ama yani... Bu farklı bir koku ama. Bu daha birazcık normal, daha evet, şey, birazcık daha keskin. Evet. Ama farklı. Bir şey söyleyeceğim. Güzel kokuyor mesela bu. Tabii güzel. Keskin ama mesela bu ağızdaki aromasını ben bunu tahmin edebiliyorum evet. Böyle. Bunları nerelere gönderiyorsunuz? Yurt dışına gidiyor mu? Şu anda Amerika'ya gönderdik. İtalya'ya işte gitti peynirlerimiz. Bu derinin içerisinde yapmış olduğumuz Niğde mavisi. Şu da kalıbın içerisinde koyarak yapmış olduğumuz Niğde mavisi. Niğde mavisi, evet. Vay. Ve de bu ürün peynir altı suyundan elde etmiş olduğumuz lor ve telemeyi karıştırarak Silifke yöresinin yörüklerinin yapmış olduğu bir peynir vardır. Aha. Onu denedim ben, onu çalıştım burada Ar-Ge olarak mağarada. Aha. Bu hale geldi. Böyle vay güzel be. Küflü bir hale geldi. Bütün peynirlerinde kendine has özel aromaları var. Biz daha çok bu peynirleri yaparken küçükbaş hayvan sütü kullanıyoruz. Yani koyun. Koyun ve keçi kullanıyoruz. Küçükbaş hayvan sütünü niye kullanıyoruz? A2 proteini var sütte. Bu proteinin sindirimi çok kolay. Hazmı kolay. Bir de fermante ediyoruz. Tam probiyotik 4 dörtlük bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Yani sağlık deposu ürünler bunlar. Şimdi biz bunu aldık mesela. Bunun bir saklama koşulu var mı mesela? Mağarada eyvallah da. Bunun bir mesela son kullanma tarihi var mı? Vakumluyoruz biz onu. Vakumlu poşetlerde deriden çıkartıp vakumluyoruz. 6 ay. Süresi var yani. Şimdi bu Niğde mavisi. Evet. Bunu gördük sevgili seyirciler. Niğde mavi hakikaten peynir. Deride olanı bu. Mavi peynir. Evet. Sanırsın Şirinler yaptı bunu. Mavi mavi. Mavi peynir. Böyle küçük mağarada böyle. Vallahi çok güzel. Tadını ben düşünebiliyorum. Çok güzel olduğunu biliyorum çünkü. Şöyle Niğde mavisini gördük. Evet. Bir de bu. Obruk kaşar peyniri bu. Bu kaşar peyniri. Evet. Yine mağarada bezin içerisinde koyuyoruz. Açayım mı şöyle? Tabii açın. Allah böyle Allah. Küfleniyor. Biz daha sonra bu üzerindeki küfü sıyırıp müşterilere öyle gönderiyoruz.
Bu da mesela değişik, bu daha az bir kokusu var. Evet. Bu kaşar peyniri mi olacak? Evet, bu kaşar dedik ama, yani obruk kaşar dedik. Obruk kaşar. Olgunlaştığı için. Bunun öyle üstünü sıyırıyorsunuz değil mi? Tabii. Üzerindeki küfü sıyırıyoruz. Öyle tekrar bezleyip etiketliyoruz. Ha. Son tüketim tarihinin üzerine yazıp gönderiyoruz. Aslında burada amaç zaten küflenmesi bunun. Tabii. Değil mi? Yani küflenmesi. Bu küf farklı bir aroma katıyor peynire. Farklı bir lezzet katıyor. Şeflerimiz de sağ olsunlar hepsi çok beğeniyorlar peyniri. Çok destekliyorlar. Yine dediğim gibi işte bugünkü gelen şef arkadaş aşağı yukarı 2 tonluk bağlantı yaptı. Öncelerinde parasını veriyor, bize ödüyor. Biz yapıyoruz. Vay be, 2 ton. 9 ay sonra alıyorlar bizden. Hemen almıyorlar. Burada diyor 9 ay kalsın. Otellerinde o şekliyle sunuyorlar müşterilerine. Müşteri bayılıyor peynirine. 2 ton. Tabii. 3 ton da bana ayır ya. Bizim hanım sever şey, 3 ton alırım öyle. Tamam. 9 ay sonra öderim. Peşin ödemem. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Rica abi. Yenge konuş ya. Tabii ya. Tabii ki. Aynen öyle. Şimdi Niğde beyazı var. Aynen öyle. Ay Allah razı olsun. Niğde beyazı. Kaşar peynirimizin dışı öyle ama. İçi. Kabuk efsane. Bağlıyor. İçi, i̇çi bu şekilde. Ha içi bu mu? Evet. Ha ben onu görmedim. Evet. Şöyle bu halde. İçi de böyle. Evet. Allah. O kadar güzel. İçi çok güzel kokuyormuş. Evet. Ben az önce bildiğin küfü koklamış. Evet. Mübarek içini koklasana. Sen küfü kokusu da ayrı. Sanki kına gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor evet. Ya. Yani normal kaşar peynirle alakası yok bir kere. Hani yok. Normal marketten alınanla. Yok. Hiç alakası yok. Cebimize koyabiliriz. Tabii koyabiliriz. Helal et bunu. Helal olsun. Yenge. Helal olsun ne demek. Bunu al sen. Yok Allah razı olsun. Şimdi bu Niğde mavisi. Bu Niğde mavisi bunun bu. Bunun içi yani. Buna şimdi az önceki şu yediğiniz şu baktığınız peynir bu derideydi. Deride. Şimdi atalarımız dedelerimiz bundan 50-60 sene önce bu işte yaylaya çıktığında. Peynirleri yapıp deriye basarlarmış. Onu da mağaraya koyarlarmış. Yani biz bunu yeni keşfetmedik. Tabii zaten ecdat bu şekilde. Tabii ecdadımız böyle yapmış. Bir şey söyleyeceğim. Görükler hala öyle yapıyor. Tabii. Bunu biz daha modern hale getirdik. Böyle bir kalıba koyduk. Bu şekliyle piyasaya sürüyoruz. Bu da çok beğeniliyor. Şimdi bu deride olduğu için yani bilen alıyor. Bilen alıyor. Bilmeyen de uzak duruyor bu peynirde. Biz de millet uzak durmasın diye bir de bunun böylesini yaptık. Yani bu ne Roquefort ne Gorgonzola. Yani bizim Türk insanının yapmış olduğu bizim yörüklerin kültürünün bir ürünü. Eyvallah. Bunun adı Niğde mavisi. Niğde mavisi evet. Koyduk. Koyduk. Bunun adı öyle. Niğde beyazı. Niğde evet. Beyazı. Bunda küf yok ama her bütün peynirlerimizde bizim mağarada bu küf kültür olduğu için doğal olarak küf çıkabiliyor. Normal yani, tabii ki. Doğal küf çıkıyor yani. Çok iyi. Yani, ama evet. Ağırlıklı olarak şu iki peynir küflü peynirimiz. Eyvallah. Bunların patentini aldınız mı mavisi? Aldık. Ha aman evet. Aman. Güzel. Almadıysan ben alayım her şeyi. Çok güzel ya. Patent almak önemli değil. Yapmak önemli. Yapmak önemli. Doğru. Patenti ben de alırım diyorum. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim abi. Dünyada çok özel bir kültürümüz var. Küçücük Hollanda. Benim şu kadar peynirim var. Evet. Benim bu kadar peynirim var. Konya kadar bir yer. Evet. Konya'dan küçük. Ama bizim nelerimiz var? Hani artık anlatıyoruz elhamdülillah. Bu Niğde beyazı onu biliyorum. Bu Niğde obruk. Şu tulum. Bu. Tulum. Şimdi bu evet. Tulum bu mesela dışındaki ne bu? Deri. Koyun derisi, koyun öyle derisi bunu. Evet. Keçi derisi de kullanıyoruz. Evet, aslında koyun derisi. Vallahi, evet, bildiğin deri. Allah. Atalarımız işte hep böyle yapmışlar. Geçmişte ne plastik vardı, bidon kullanılıyordu. Ne işte başka kimyasal hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktu. Bunlar doğal. Biz burada da doğal olsun diye bez kullandık. Yani bezin içerisine koyuyoruz. Ha. Yani yine gerek kimyasal, tabii, plastik herhangi bir şey yok. Ama has orijinali bu koyun derisi böyle. Evet. Çok güzel vallahi. Evet. Bizim kültürümüz, bizim atalarımız, dedelerimiz hep küçükbaş hayvan sütüyle, etiyle beslenmiş. Sonradan çıktı. Son 20-30 senedir biz bu inek furyasına kapıldık. Değil mi? Asıl küçükbaş yani. Beslenir asıl küçükbaş. Bir de bizim doğamız da ona uygun. Evet. Yani meralarımız ona uygun. Doğru. İneğe uygun değil. Doğru. Bana göre yanlış bir politika izleniyor şu anda. Küçükbaşın artması gerekiyor. Daha sağlıklı süt. Yani o süt ve et bana göre daha sağlıklı. Yani ecdat da ona göre otlaklarını aramış. Tabii. Sefere de ona göre çıkmış mesela. Tabii. Otlaklar için çıkmış. Koyun sürüleriyle gitmişler yani bir sefere çıkacağı zaman. Çünkü yiyeceğini yanında götürüyor. Kesip kesip yiyor yani. Aynen öyle. Vallahi billahi. Bu, Kapadokya. Evet, ben bu arada Nevşehirliyim abi. Tabii süper. Kapadokya. Kapadokya mağara peyniri. Evet. Biz bunu da işte bu bölge Kapadokya bölgesi ya. Evet. Niğde Kapadokya'nın giriş kapısı aynen ya. Kapadokya valimizle de o dönem tanışmıştık. Bizim valimiz, Kapadokya valimiz. Yani o ismi böyle düşündük.
Kapadokya'ya ait bir peynir olsun dedik. Bu da çok satan bir peynirimiz. Çok güzel peynir. Çok bu da peynir. Aynı şekilde. Bu, bu koyun şeyi değil ama derisi değil. Yok, bez. Bu bez. Bez. Bu bez özel bir bez mi? Özel bir bez. Değil mi? Yani sıkıyor bu. Aynı deri gibi. Ha, deri gibi. Buna da iyi çalıştım ben. Böyle bir bez ürettik biz. Yani sıkıyor. Aynı deri gibi. Recai abi bilim adamı gibisin ha. Yani biz ikimiz de makine mühendisiyiz. Aa öyle evet. mi? İTÜ makine mühendisiyiz. Akdenizli, ben Karadenizliyim. Sen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde buluştuk. Evet. Aa tanıştık, sen de mi İTÜ'lüsün? Evet. Evet. Ben de İTÜ'lüyüm. Benim oğlum da İTÜ'lü. Aa çok güzel. İTÜ ailesiyiz evet. yani. İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet. Evet. Oğlumuz inşaat mühendisi. İnşaat, maşallah. Biz makine mühendisiyiz. Siz şeyde miydiniz? Maslak'ta mıydınız? Yok, biz Gümüşsuyu, Taksim Gümüşsuyu. Ha dur şimdi. Ben de neredeydim biliyor musun? Teleferikle geçiyorsun ya Nişantaşı'nın orada. Konservatuvar var. Evet. Ben de oradaydım. Evet. Kız o türkü söyleyen bendim orada. Ama vallahi, siz bizden gençsiniz. Biz... Evet, tabii sizin büyüğünüz. Mezun olduktan ablamız. Sonra. Ablamızsınız. Evet. Vallahi sizi çok takdir ettik ya. Gurur teşekkür duyuyoruz. Ederiz. Yani sağ olun. Üretiyorsunuz. Evet. Sizinle gurur duyuyoruz hakikaten. Teşekkür ederim. Çünkü çiftliklerimiz de var aynı zamanda. Biz mühendisiz ama biz bu işe gönül verdik. Anladım. Bir tane Çanakkale'de çiftliğimiz var. 7000 metrekare kapalı alanımız maşallah. Var. Evet. Bir tane de burada var. Buradaki de 4000 metrekare. Evet. Yani toplamda iki çiftlikte 4-5000 baş hayvan besleyebiliriz. Maşallah. Çok güzel. Evet. Kendi hayvanlarınızdan zaten değil mi? Şey yani yok. Orada. Hayvancılıkla alakalı olan bir takım sıkıntılar evet. olduğu için işte et, süt, para alıyorsunuz edince, kendiniz. Şu anda benim arkadaşlarımın çiftliklerini ha. oradan alıyoruz. Evet. İtülü mü? Yok. Yok onlar Boğaziçi'li diye. Çok güzel vallahi ya. Şahane. Kapadokya mağara peynirini gördük. Evet. Burada Niğde kütük kütük ne abi? Aa. Onu ben koydum gibi ismini. Aa, kütük gibi. Benziyor. Benzediği için ismine kütük koydum. Kütük vallahi koydum. Çok güzel isim koymuş. Evet. Güzel böyle dilim dilim kesebiliyoruz. Çok güzel. Bu da böyle ne güzel böyle hani salam vardır ya böyle. Evet, evet. Salam. Onu dilim dilim kesip o şekilde tipi, veriyorsun. Evet böyle. Çok güzel. Şahane. Bir de orada tabla peyniri var. Burada tamam. Tabal Krallığı var. O ismi verelim dedik. Obsidyen madeninin en çok çıktığı yer diye biliniyor. Obsidyenden ayna yapılıyor, işte kesici aletler yapılmış binlerce yıl önce. 2170 metre galiba rakımda kurulmuş olan bir krallık burası. Evet, onun ismini verdiniz. Onun ismini verdik. Yani bölgeye evet. ait bir isim. Bölgeye ait bir isim. Çok da şahane, çok güzel işler yapıyoruz. Hep Niğde isimlerini hepsine, verdik. Evet, Niğde beyazı, Niğde mavisi. Yengem nereli? Trabzon oflu. Direkt oflu yani. Direkt ofluyu. Vallahi şahane. Nasıl peki yengemle şeyde tanıştınız? Üniversitede, sınıf arkadaşıydık. Öyle mi? Evet. Kim ben, daha çalışkan bir yengem? 4 yıl. Birlikte çalıştık. Ben ona ders çalıştırırdım. Evet. O benden yüksek puan alırdı. Gerçekten. Olur mu? Ben bir arkadaştan kopya çektim. O benden düşük aldı. Ben 100 alırdım. O 95 alırdı. Gerçekten. Beni çalıştırdığı bu, halde. İkinci olarak mezun oldu. Maşallah. Evet. Maşallah. Valla ne güzel iş yapmışsınız. Biliyorsunuz yoğurt Türk'ün ürünüdür. Tabii. Yani evet. biz yaptık. Yoğurt. Evet. Şu anda mesela evet. Amerika'da. Keçi ve koyun sütünden yapılan yoğurtlarımız. Mesela Silifke'nin yoğurdu dediğinde keçi sütü kullanılır orada. Değil mi? Özelliği odur yani. Yani birçok ürünü biz yapmışız, tabii. ecdat yapmış ama duyuramamışız. Sizler vasıtasıyla da inşallah dünyamız duyacak. İnşallah. Şimdi arkadaş 2 ton almış da, şimdi sizden almak isteyen nasıl alacak? Bunun başka yolu yok mu? Yani illa otellere, illa yurt dışına mı gönderiyorsunuz? Yok, internet sitemiz de var bizim. Var, Instagram'da hepsinde var. Şahane. Onunla biz ilgilenmiyoruz ama oğlumuz ilgileniyor. Evet. Biz ancak yapma, olgunlaştırma... Ve evet. toptana biz yetişebiliyoruz evet. şu anda. Siz öyle karı koca tamamen buraya kilitlenmiş vaziyettesiniz. Biz her gün mağaraya geliyoruz. Mağarada yaşıyoruz. Dışarıda telefonumuz yani, çekmiyor bizim. Yani dışarı çıkınca diyoruz ki işte biz mağaradayız çekmiyor. Herkes bilmeyenler Allah Allah diyor bunlar mağarada ne işi var. O değil abi sen yıllarca İstanbul Teknik Üniversitesi'ni oku. Evet. Ona gel mağarada gel nasıl anlatacağım bunu. Doğru. Ama çok özel bir şey yapıyorsunuz doğru. hakikaten. Doğru. İstanbul'da yani. Çalıştık emekli olduk geldik şey. Bu evet. işe gönül verdik. Yani. Devam ediyoruz. Çok güzel bir başarı hikayesi aslında. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz vallahi inşallah. Duyulur. Bütün dünya duyuyor. Zaten duyulmuş. Zaten Amerika'ya, yurt dışına her yere gönderiyorsunuz. Evet. Bu çok şahane bizim yöremizin, ülkemizin ürünlerini dünya tanıyacak, bilecek inşallah. Niğde'nin artık bir markası oldu. Niğde mavisi. Niğde mavisi, evet. mavisi var. Ha, bunu Niğde unutmayın. Mavisi. Niğde mavisi özellikle bizim bölgenin artık şey gibi oldu. Yani Niğde'nin bir kendi öz ürünlerinden bir tanesi oldu. Evet, çok biliniyor. Evet. Biz de geldiğimizde Niğde mavisi tattınız mı dediler bize. Siz de inşallah tadarsınız. Yine şehirlendi anam anam. Yine şehirlendi anam anam. Niğde mavisi. Mavisi vay vay. Niğde mavisi. Şimdi bunun adı neydi? Tabal. Tabal. Evet. Tamam bunun adı Tabal. Kaç aylık?
12 aylık bu peynir. Bir yıllık. Evet, bir yıllık. Bozulmuştur bunun, şey yapmayalım. Çok fazla. Yani peynir yaşlandıkça değerlenir. Gerçekten mi? Tabii. 24 aylığı daha değerli. Bu şimdi bir yıllık mı? Bir yıllık tabii. Allah Allah. Yani şu tattığınız 3-4 aylık. Tamam. Bu bir yıllık. Bunun aroması ondan farklıdır. Aynı peynir. Aynı peynir. O da tabal, bu da tabal ama. Yılından dolayı yani. Ayından dolayı. Yurt dışında zaten ayına göre peynir satılır, ayına göre fiyat konulur. Vay be. 9 aylık peynirin fiyatı farklıdır, 12 aylık peynirin fiyatı farklıdır, 24 aylık peynirin fiyatı farklıdır. Ne kadar eski o kadar iyi mi? Gibi, evet, değerlenir yani. Vay be. Peki bunun mesela bir görebilir miyiz içini mesela? Tabii. Dışı böyle. Nasıl çıkıyor? Oradan mı çıkaracağım? Dur. Sana buradan tattıracağım. Allah Allah. Şu en uç noktada içinden tattıracağım. Çıkarabilir misin öyle? Tabii. Bu aparat... Onun için özel. Vay. Küflü bir delikli peynir olduğu için. Aha. Bak içinde şeyi kaldı. Temizle. Vay be. Ne? Tamam şuralarını alayım. Aha. Hafif küfü var. Evet. Tamam. Şimdi bu taburdan çıkan değil mi? İçinde oradan evet, çıktı. Evet. Buradan çıktı. Kokuyor. Şuraya kadar girdik, ona bir bak. Yani kabuktan daha uzak yer. Çok güzel ya, böyle evet. Değişik bir kokusu var yenge. Bu ton ve jeri peyniri gibi içi yuvarlak deliklidir. Delikli yani böyle gravyer gibi öyle değil mi? Çıktı. Evet gravyer evet. Gibi, emantel gibi. Evet. İçi delikli bir peynir. Allah Allah. Çok güzel kokuyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Siz kahvaltıda ne peynir yiyorsunuzdur ha? İyi de beyazı biz daha çok yiyoruz. Ha, Kapadokya, ne yiyorsunuz? Kahvaltıda ne yiyorsunuz? Kapadokya. Yani kaşar yiyoruz. Hepsinden yiyoruz. Hepsinden yiyoruz. Bir tek Niğde mavisini yemiyoruz kahvaltıda. Neden? Ağır bir peynir. Niğde mavisinden de pide yaptırıyoruz. Güzel oluyor. O onun pidesi çok güzel oluyor. Evet çok güzel oluyor. Bu kaç aylık abla? O bir yıllık. Bu da mı bir yıllık? Evet, evet kaşar peynirimiz de bir yıllık. Bu bir yıllık. Bu? Niğde mavimiz... 6 aylık falan. Evet bu 6 aylık. 6 aylık. Niğde beyazımız da 6 aylık. Peki en eski peynir sizde kaç ne kadarlık var mesela? Valla işte durmuyor bazı müşterilerimiz aslında. Durmuyor. Tutun evet. Diyor. Ha. Ancak öyle kalıyor. Bunu da unutmuşuz biz yani bu peynir. Kalmış unutmuşuz. Burada şey yaparken peynirleri sürekli çevirmemiz gerekiyor, aktarmamız gerekiyor. Öyle bir şey mi var? Tabii. Evet. Sürekli bunları belli aralıklarla aktarıyoruz. O esnada bulduk. Arada kalmış. Recai abi, arkadakilerin hepsi peynir mi şimdi? Hepsi peynir, evet. Bir tane getireyim mi? Tabii getir. Hangisini getireyim söyle. İleride Kapadokya peynirleri var. Şunlarda. Şundan bir tane getiriyor var. Senin memleketin ya, o yüzden Kapadokya'ya getireyim. Gel bir dakika, bekle. İkimiz koşa koşa alıp gelelim. Yenge bekle. Tamam, sakın bir yere gitme. Ben buradayım. Hangisi? Çabuk gelin. Allah bu. Dur, geldim. Yenge sakın yeme ha. Geldim. Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu bozulmuş. Bak. O tam olgunlaşmış. Tam olgunlaşmış bak. Bismillah. İmalat tarihiyle bakalım onu. Bakalım imalat tarihi üzerinde yazar. 21-5. 5. ayda yapmışız. Evet. Zaten. 21 geldim, Mayıs'ta ocağı, yapıldı. Ocak 12'de 7 aylık. 6-7 aylık oldu. İlk böyle beyaz pamukçuk oluyor. Biz bunu beyaz bezle, gıda beziyle, Recai Bey'in bulduğu bu bezle bezliyoruz. Sonra böyle beyaz bir pamukçuk bağlıyor. Ha. Ondan sonra maviye dönüyor. Sonra böyle kırmızı oluyor. Diyoruz ki bu olgunlaştı tamam satışa tabii. Sunabiliyoruz. Bu şimdi çok değerli. Şey, domates gibi ya. Domates de kızarınca. Sıyırıyoruz bıçakla. Temizliyoruz. Ha. Dolaba kaldırıyoruz. Bu şimdi çok değerli ama değil mi? Evet. Ama şuradaki çok şey değerli. Mi yarasa bir baksanıza. tamam şaka yaptım. Ya. Yarasa mı gör. Valla çok kıymetli çok değerli ya. Evet. 6-7 aydır mağarada kalmış. Abi çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Allah bereketini versin. Abi. Şahane abi, ürünler yapmışsınız. Tebrik ediyoruz. Kolay gelsin. Ablacığım kolay gelsin. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, güzel Niğde'de set evlere geldik. Set evlerin birbirinden kıymetli teyzeler, anneleri böyle manzaralı bir yere gitmişler. Orada bizi bekliyorlar. Sohbet edeceğiz. Bakalım bugün kimlerle tanışacağız. Gelin beraber görelim. Beraber sohbet edelim. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Vay. Hoş geldiniz. Kurban olurum. Burası set evler değil mi? Evet. Set ev şu an yaş ortalamamız bayağı. Var. Maşallah var. Yüksek. Maşallah 60 yaşında. Allah size ömür versin. Amin. Rabbim sizlerin yokluğunu eksikliğine vermesin. Amin. Kurban olurum canım analarım. Sizlerin de yokluğunu göstermesin. Vallahi ne iyi ettiniz. Bak burada var ya geldim şurada. Vallahi kendi böyle...
anamı, babaannemi görmüş gibi oldum, yemin ediyorum. Senin adın neydi anam? Benim adım Fatma Erdoğan. Kız benim anamın adı da Fatma'ydı ya. Fatma'yı çok bollar. Ya, çok bollar. Evet. Niye de bir şey söyleyeceğim. Şu anda şahane bir yerdeyiz. Bu arka taraf neresi? Kayardı Bağlar. Meşhur. Evet. Nide Bağları mı? Nide Bağlar. Kayardı Bağları. Türküsü var yani meşhur. Nide Bağları. Hey hey! Yine yeşillendi anam. Nide Bağları. Aslanım. Nide Bağları. Hey! Bizim esken oldu anam, gurbet elleri, aslanım gurbet elleri, hey hey hey, bilmem hayal midir anam, bilmem düş müdür, aslanım bilmem düş müdür, hey! Mektubum gelmiyor anam, yollar kış mıdır? Aslanım, yollar kış mıdır? Kurbanım, yollar kış mıdır? Hey! Vay, vay, vay! Ağzına sağ ol, ağzına sağ ol. Allah razı olsun. Siz de ne güzel böyle el çaldınız ha. Biz de canımız isterim. Vallahi maşallah. Gerçekten canımız isterim. Bak hele, benim sanatçı ayağınıza geldi. Yeah. Bir tane araba alacağım kendime. Sanatçı ayağınıza. Türkü söylemiş sanatçı. Hortacı geçiyor öyle. Evet. Ben de öyle. İyi misiniz? İyi, şükürler olsun. Hava soğuk ama güneş iyi. Evet. Çok güzel havamız da bugün şansımız da pek güzel. Pek ayaz olur diye. Evet. Eyvallah. Pek ayaz olur diye bugün şansımız da. Güzel. Bana Niğde'nin, bizim güzel Niğde'mizin en meşhur yemeğini söyle anladın. Vallahi bilmiyorum oğlum. Ben biliyorum, söyleyeyim. Ne? Korkma. Özür dilerim, tamam, korktum. Niğde tava. Niğde tava, ben de onu diyeceğim. Bunu ben mi söyleyeyim? Bunu senin söylemen lazım. Ben söyleyecektim, sen daha çabukladın oğlum. Özür dilerim. Bilmişlik yaptım, tamam, özür dilerim. Bir eti, bir soğanı samırsağa katıyorlar, herkes bizim tava diyor. Biz de Niğde'nin tavası. Samırsak var mı? Var. Et, samırsak. Biber, domates. Bak hele, sarımsak mı, samırsak mı? Ama ben o kadar konuşurum oğlum, nereden bilirim ya? Ben o kadar Türkçem yok. Yok, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Allah razı olsun. Samırsak. Bizim Niğde tava çok meşhur. Niğde'nin hakikaten çok güzel, şahane lezzetleri, nimetleri, birbirinden özel. Allah'ın verdiği güzel nimetler var. Önce söyleseydin de bir yapsaydık da yeseydin. Yok, bir daha geleceğim, bunu saymam. Bak şu kadar kadınsınız. İnşallah. Az şu anamın yanına geçeyim mi? Şu tarafa geçeyim. Anamın yanına geleyim. Geç. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oh, hoş bulduk anam be. Vallahi hoş geldin Niğde'mize. Sağ olun Aziz, sağ olun. Ne arıyorsun ana, ne arıyorsun? Çok şükür, hamdolsun iyiyim kuzum. Seni gördük, daha iyi oldu. Allah razı olsun. Niğde'miz çok sıcakkanlı, çok misafirperver. Öyle, vallahi öyle. Evet, vallahi yani öyle. Çok iyilik sever, yardımlaşmayı çok sever. Aynen öyle. Evet, bir düşen olduğumu kaldırır, Allah'ımıza çok şükür. Vallahi hele de bu setevlerimiz, nerede bir şeyimiz var onun yanına koşarak tutkun yani. Değil mi birbirine? Tutkun, evet. Çok şükür. Kıskançlık yok bizde. Yok yok. Yok, bizde kıskançlık yok. Olmaz. Hastamız var, birlikte giderik. Düğünümüz var, birlikte giderik. Her şeyimizi yaparık. Yani bir beraberik yani. Allah razı olsun. Devamlı otururuk, çayımızı demlerik. Beraber birbirimizi çağırırık, hoş sohbet. Yani kötü insan yok burada hiç. Ha, ana çay demleyince biz de bir gün çağırırız. Evet, inşallah gelin. İlkbaharda gelin, buramız çok güzel. Bahara kadar çaysız mı durayım ben? Yok. Güzel, havası güzel, insanları çok güzel. İyilik sever insanlar. İyiler. Gerçekten bizim vallahi. Bizim Niğde zaten hepsi. Allah evet. Razı olsun. Bir tanedir evet vallahi. Ya. Sağ olsunlar. Evet. Ana bir şey söyleyeceğim. Normalde ne yapıyorsunuz evde? Bu saatlerde ne yaparsın normalde? Bu saatlerde öğleden sonra işte misafirliğe giderik. Misafir gelirse kabul ederik. Her gün gidiyor mu? Giderik yani. Sohbetlere ne diyor, giderik. Amcam bir şey demiyor mu sana? Sen her gün. Amcan yok ki kızım. Amcan 13 sene oldu. Makamı cennet olsun. Arkasın 18 yaşında oğlum öldü. Çağrım Allah öldü. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun. Bir kendi başına mısın evde şimdi? Kendi başıma yalnız. Ne yapıyorsun akşamları? Ne pişiriyorsun?
Ben ne pişiririm işte, ne bulursam pişiririm. Allah ne verdiyse. Kendin yapar mısın yani? Öyle yaparım, köfte yaparım, yeşil fasulye pişiririm, her şeyi yaparım. Ahpakla yapar mı ahpakla? Beyaz fasulye yaparım. Ahpakla yapıyorum. Peki gopakla yapar mı? Gopakla da yaparım. Bak fasulyenin beyazına ahpakla, fasulyenin yeşiline gopakla dedin. Evet. Ben yalan mı söylüyorum? Evet. Doğru demem. Yalan mıyım ben? Doğru. Ben de yalan var mı? Yok. Konuşmalarımız çok tuttu. Hele benim karşı konuşum. Bacı gibiyim, kardeş gibiyim. Bacı kardeşsiniz. Evet. Karşı komşum. Karşı komşun. 35 senedir beraberiz. Maşallah ya. Evet, beraberiz. Komşuluk çok önemli. Küçüklerimiz bizi çok sayarlar. Biz de onları çok severik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, Cebrail aleyhisselam komşunun hakkını komşuya o kadar anlattı ki neredeyse komşuya komşuya mirasçı kalacak Allah zannettim diyor. Bak ben iki tane candan, iki candan ayrıldım ama hep komşularım küçük destek büyük. Oldu, akşamları hiç bırakmadılar. Ya. Gündüzleri de hiç bırakmadılar. 4 sene. Evet. 4 seneden sonra yalnız Allah kaldım ben. Allah razı olsun. Çünkü damadım vardı, kızım gel askerden dolayı gurbet ellerde. Oğlum vardı işte, o da çalışırdı. Ama komşular? Ama komşularım. Ya. Allah bin kere razı olsun onlardan. Allah çok hayırlı memnunum. Komşu versin. Sen ne arıyorsun ana? İyiyim, çok şükür. Gülay ana, sen de buralı mısın? Ben de buralıyım. Merkezlisin ya. Yani. Merkezli değil, ana baba köyümüz var. Murtaza köyü derler. Ne köyü? Murtaza köyü. Murtaza köyü, he. Evet. Onda oralıyık. Biz burada doğmuşuk, büyümüşük. Ne güzel. Buralıyık. Niğde güzel şehir. Çok güzel. Çok güzel Niğde'miz. Havası da güzel, suyu da güzel, her şeyi güzel. İnsanları da güzel. İnsanları da güzel, komşularımız da güzel. Peki çok. Komşular toplandınız kendi aranızda. Evet. Ne yapıyorsunuz? Mukavele yaparız. Mukavele. Yasin okuruz. Hay Allah razı olsun. Ondan sonra sohbetledir deriz. Çay içeriz arkasından da, duamızı ettikten sonra. Allah razı olsun. Güzelce vaktimizi geçiririk, haftada bir sefer yaparız. Mukabele var değil mi? Var. Ramazan şey ayında olur. O gıybet ya. Yok canım, o çok olmaz. Çok nadir yani. Yok olmaz. Arada bir yani. Yok hiç olmaz. Hani bir kırtık yani. Hiç olmaz. Arada bir kakar oynarız, ne yapalım? Hayat devam ediyor, ne yapalım? Ne yapalım? Ağladık. Gelen yok, giden yok. Ona bazen hiç olmaz. Evet. Peki kendi aranızda kadınlar toplandıklarında bir şey ikram edeceğim misafir. Evet. Her gelene de niğde taba yapamayız. Yok yani. Canım ayrı. Ne pasta yaparız, börek yaparız, kısır yaparız, özleme köfte yaparız. Fellah köftesi yaparız. Fellah mı? Evet. Değişik şeyler yaparız. Neyimiz varsa ortaya koruk yerik. Şimdi aslında ben şunu görüyorum mesela. Sizler benim anamsınız hepiniz. Mesela evlatlar büyüyor gidiyor gene komşu kalıyor değil mi? Evet tabii ki. Komşuluk arkadaşlık tabii ki herkes evleniyor. Herkesin kendine göre evi sahibi iyi oluyor. Geçim telaşı çok oluyor. Evet. Herkesin kendi telaşı oluyor. Evet. Sen de yalnız kalıyorsun işte, komşuyla kalıyorsun. Komşu komşunun külüne muhtaç bir, ışığına muhtaç iki. Evet. Her şeyisine muhtaç. Doğru, vallahi doğru. Her şeyine komşu komşusuz olsa herkes daha başında olurdu. Belli bir yaşa gelmişsiniz. Rabbim hayırlı uzun ömür versin. Amin. Ne anladın bu dünyadan? Vallahi bu dünyadan önce çok sıkıntılar çektik. Sonra tam rahata erdik. Eşim rahatsızlandı. Vefat etti. Ne bileyim pek şimdi biraz rahata erdim diyeyim. Onun da tadı duzu yok. Her şey de aklına geliyor. Doğru. Ne bileyim işte. Bir laf var biliyor musun? Diyor ki fırıncının diyor küreğe düzeldiğinde hamur biter. Hamur biter. Balımız var, yağımız var ama içi dolu da ağımız var. Ağımız var evet. Ya. Vay. Ama hayat devam ediyor. Yapacak hiçbir şey yok. Aynen öyle. Evet. Herkese Cenab-ı Allah hayırlı rızık kapıları versin. Çoluğuna, amin. Çocuğuna. Hayırlı işler, hayırlı eşler, hayırlı yurtçuha nasip etsin. Amin. Birbirimize çok dua ederiz. Ne güzel. Kız bana dedin ki arada. Sen evli misin? He evliyim. Kaç çocuğun var? Bir tane. Niye bir cahat çocuk? Ne öğretecek bir cahat çocuk? Ben de tek çocuktum biliyor musun? Aman olsun iki, anam, babam, olsun iki daha çocuk. Bir ne tane oğlum bir var. Çocuk. Adı Muhammed Emir. Aman bir çocuk olmaz git yeri. Ben onu konuşayım gidince. Olmaz. Eşin duysun işte duyar azar. Bir cahat çocuk ne olsun? Abisi yok, kardeşi bacısı yok. Ne oluyor? Ben bunu bir gündeme getireyim. İlaçı. Ben bunu bir gündeme getireyim. Bu böyle olmaz nedir ya tek çocuk? Çocuklarım diyor ki anne orada o lafı da, orada da mı söyledin der bana. Ay. Aman olmaz. Ben yandım, olmaz, yandım, kuzum, yandım, olmaz, yandım, yandım. Ellerin memleketinde alendim kaldım. Aman desinler şeker yesinler.
Şu kız şu olana yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde halendim kaldım. Aman desinler desinler şeker yesinler. Şu kız şu olana yanmış desinler. Rica ederim. Sağ olun. Ana milletimize bir dua et. Milletimize Allah'ım bayrağımızı indirmesin. Amin. Ezanımızı dindirmesin. Amin. Camilerimizi cemaatsiz bırakmasın. Amin. Allah. Ordumuzu, yurdumuzu, kahraman ordularımızı arada, denizde, havada muzaffer eylesin. Amin. Dış düşmanları kahru perişan eylesin. Amin. Şu İsrail'e de Allah'ım şöyle başlarına taş yağdırsın. Amin. Allah'ım ha. Ondan sonra güzellikler versin Türkiye'mize, ordumuza, yurdumuza. Amin. Amin değil. Amin. 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 Evladım da iki olsun inşallah. İnşallah. Çok selam söyle. Amin. Gülbahar teyzem böyle böyle dedi. Bir cihaz çocuk olmaz dedi. Bunu bir gündeme getirelim. Sen bir söyle ona. Gündeme getirelim. Neymiş ya Türkiye'de bir tane çocuk? O ne? Evet. O bir yaş. O bir yaş en az 3. Vallahi sizi çok sevdik anacığım. Allah razı olsun. Sohbet ettik. Biz de sizi çok sevdik. Bir güzel ülkemize bir el sallayın şöyle bütün milletimize. Niğde'den hepinize selamlar. Allah'a emanet olun. Sevgili seyirciler, Niğde merkezde Cullas Sokağı'ndayız. Çok önemli bir konağın önündeyiz. Göncü Konağı'nın hemen önündeyiz. Niye önemli? Çünkü eskiden Niğde konakları bu şekildeymiş. Şu anda burası Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin konuk evi olarak kullanılıyor. Peki biz buraya niye geldik? Buraya çok önemli bir şey için geldik. Niğde'nin kıymetli sanatçılarından Ziya Özdağ hocamızın yanına geldik. Niğde'nin o meşhur türkülerini, meşhur manilerini beraber dinleyeceğiz, beraber söyleyeceğiz. Hem konağı da bir gezmiş oluruz. Buyurun beraber gelelim. Çünkü hocamız bizi içeride bekliyor şu anda. Buyurun. Sevgili seyirciler, güzel Niğde'nin kıymetli değerlerinden, sanatçılarından sevgili üstadımız, hocamız Ziya Özdağ ile beraberiz. Hocam, aslında emekli öğretmensiniz değil mi? Emekli öğretmenim. Değil mi? 1995 Ağustos'unda emekliye ayrıldım. Maşallah. 30 yılı doldurduğum için. Maşallah, maşallah. Ama pek öğretmenlik yapmadım yani. 30 yılın 24 senesi Niğde Merkez'de okul müdürüydüm. Okul müdürüydünüz. Peki hocam nereden geliyor bu türkü aşkı, bu bağlama aşkı nereden geliyor? Merak. 12-13 yaşından beri saz çalarız, söyleriz. Ali Ercan hocamdan da bahsedecek olursam halk eğitiminde açtığı derslere, kurslarına katıldım. Ha, Ali Ercan hocamızın öğrencisiyim. Ali Ercan'ın öğrencisiyim. Üslubum da ona yakın. Yakın evet. Var. Ona da yakın çalıp söylemem. Ali Ercan hocamızı çok seviyoruz. Evet doğrudur. Hocamıza çok çok selam gönderiyoruz. Bizim Kanal 7'nin çok filmlerinde oynadı zaten değil mi? Türküleriyle. Kendisini çok seviyoruz. İnşallah Ali Ercan hocamız da bizi izler. Selam evet. Gönderdiğimizi duyar. Peki, Ali Ercan hocamızla başladınız. Halk eğitimde hoca mıydı Ali Ercan? Eğitici öğretmenlik yaptı. Ha, yaptınız. Yaptı. Oradan başladınız. Hani öğretmen değil de saz hocasıydı. Saz hocasıydı. Peki şimdi normal şartlarda hani bizim yöremizin türküleri çok güzel ama ben mesela daha çok böyle hareketli bilirim bizim Niğde türkülerini. Doğrudur. Değil mi böyle? Bir de bir ayrı bir tavrı var değil mi hocam? Niğde bir tavrı var değil mi? Niğde tavrı. Niğde tavrı Konya ile Kayseri'nin arasında olan, Nevşehir'in arasında olan bir mızrabın şekli evet. Verilir yani ona. Yani Nevşehir, Konya, Kayseri böyle ortak bir mızrap odur. Var. Evet. O vuruşu yapılıyor. Konya'ya da benzemez, işte Kayseri'ye de benzemez. Kendine has bir tavrı var. Evet, kendine has bir tavrı var. Bizim bu bölge zaten öyle. Yani Nevşehir'in ayrı bir tavrı var, Konya'nın ayrı bir tavrı var değil mi? Niğde'nin ayrı bir tavrı var ama ben en çok Niğde türkülerinden sizce hangisini seviyor olabilirim? Benim TRT'de 3 tane Ziya Özdağ'dan alınan diye Niğde türküsü var. TRT'nin repertuarlarında bir tanesini rahmetli Aynur Gürkan okurdu. Üçünü de Aynur Gürkan okurdu da. Bir tanesi Aynur Gürkan'ı stajyerliğini kaldırdığı türkü. Ben onunla açayım.
Çok verdi felek bu derdi. Dert verip dermanı serdi. Dönüp dönüp yalvarsam da ağlasam da gelmez geri, dönmez geri vay. Aman 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 çok seviyorum, ayrılamam ayrılamam vay. Aman 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 çok seviyorum, ayrılamam ayrılamam vay. Acı bana güldür beni, yıllardır severim seni. Güldür beni, ver bir karar, ağlasam da gelmez geri, dönmez geri vay. Aman 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 çok seviyorum, ayrılamam ayrılamam vay. Aman 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 çok seviyorum, ayrılamam ayrılamam vay. Koyun kuzu meleşiyor, herkes gülüp oynaşıyor. Benim bahtım ne karaymış, gülden dile dolaşıyor, dolaşıyor vay. Aman 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 çok seviyorum, ayrılamam ayrılamam vay. Aman 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 çok seviyorum, ayrılamam ayrılamam vay. Vay 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 vay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.